yolculuğa hazır mıyız? Çok hazırım. Ben çok hazırım. Hemen çıkıp gezmek istiyorum şu anda. Evet, Ege kıyıları turuna çıkıyoruz şu anda. Evet. Urlar Seferi, Karabölü, Çeşme gibi. Ha bir de Gümüldür ya. Gümüldür. Evet. T3'te de yapmıştık bu rotayı. Sazak Köyü falan. Ay, tam böyle Gümüldür taraflarına değil de Karaburun'da aslında yapmıştık onu, değil mi? Evet, Sarpıncık Feneri'ni falan görmüştük. Ne indirmemiştim bizi oraya. Tam bunu söylüyordum ki lütfen bu araçla bizi oralara sakma, olur mu? Sakacağım tabii ki. Bu sefer sakacağım. T3'e çok güvenmiyorduk fren konusunda ama bu bence sıkıntı. Tamam. Fener'in yanında kalırız. Ben Sazak Köyü'nü tekrardan görmeyi çok istiyorum. Güzel bir tur bizi bekliyor. Evet. Hadi o başlayalım. Tamam, görüşürüz. Karavan için yer aramayınca çok güzel oluyor değil mi? Tabii. Hemen cüklüğü bulduk şu anda. Çeşme altına geldik. Çeşme altındayız. Şimdi market alışverişini yapacağız. Biraz da yürüyelim istiyorum böyle. Çünkü hava ocak gibi değil. Çok üzücü ya. Evet. Kış gelmiyor bir türlü. Ama ben kış gelmiş gibi giyiniyorum sürekli ama gelmiyor. O zaman biraz çeşme altını gezelim. Eksiklerimizi alalım. Sonra şu bantı sökelim mi oradan? Evet ya, tahtalarımız atıyor. Çerçevelerimiz artık çıkıyor. Çok su yediği için. Onun yerine başka bir şey. Ya bunları zımparalayıp tekrardan Dyson'layıp yapıştıracağız ya da başka birkaç fikrim var. Onları yandık yapacağız. Fikirlerim. Fikir bekliyorum bu arada sizden. Ne olabilir onun yerine? Hani mesela şey düşündüm bir tanesi. Boyayla bunu yapmak. Çerçeve şeyini boyayla bantlayacağım böyle. Arasını boyayacağım. Yine çerçeve gibi duracak. Gibi gibi. Sizden çerçeve gibi durmaz ama yine düşünelim. Çerçeve gibi durur ama ahşap gibi durmayacak. Ha, evet, tamam. Doğru. Peki sana bir soru. Karavanı nereye koyduk biliyor musun? Hayır. Yani şuraya koyduk da. İşte orası neresi? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Hayır, bilmiyorum. Kavak yerlerinin girişinde çiziyorlar diye kavak geldiği yazısı. Deniz, Efe, Aslı. Hı. Orası mı? Orası, tam oradayız. Benim yani. Tam orada çocukken fotoğrafım var. Keşke bulsam. Ben de hiç o kadar alakadar değilim ki yani dikkatsizim daha doğrusu. O yüzden. Ben şey burada çekim yaparken basmıştık biz çekimi. Hatırlaman çok normal o zaman. Çok güzelmiş. Daha güneş, şuraya mı otursak? Tamam. Sen üşümüyorsun ama ben üşüyorum. Geleneksel rutinimizi bozmadan yine bir çay ocağına geldik. Yani bu çok çay ocağı gibi de değil ama çayı güzel. Çay bahçesi. Evet, çay bahçesi. İskele plus çeşme altı mıydı? Çeşme altı. İzmirli olup da. İskele değil mi sahil? Yani Çeşmealtı Levası'ndan girdik. Evet. İşte şey, limanın olduğu bir yerdeyiz. Detaylı çekeriz. Şimdi içeri doğru yürüyünce sen anımsarsın kesin. Evet. Bir kavak yerlerini oraya anımsadın ama. Ben burayı anımsıyorum da yer olarak çıkartamadım. Caminin yanı işte. Tüyü aldım. Birazcık buraları gezeriz. Eksiklerimizi alır, karavanımıza döneriz diyorum. Tamam. Ama hava çok güzel, döner miyiz ondan da emin değilim. Bence güneş battıktan sonra girebiliriz balım. Ada etrafına da yürüyebiliriz. Hı hı, olur. O şey karantina adasına yakın mı buraya? Çok yakınız, hemen karşı yer. Karavanı koyduğumuz, bak ada gözüküyor. Ha, görüyorum şu an, evet. Evet. Tamam. Karavanın arka sokağı gibi bir şey yani. Bu arada üstümüzdekiler aynı. Şimdi ben çıkartıp Merve'ye vermişim Kızılay'da gibi olmasın. Çünkü ikimiz de aynı şeyleri çok beğendiğimiz için. İkiz gibi geziyoruz. Aynen öyle. Özüm çok hoşnut değil ama benim ikizim var, sen üçüz. Aynen, ben şimdi üçüzüm. Urla Karaburun yapacağız.
Ondan sonra ıldır germiyan falan yaparız. Hı hı. Ama gittiğimiz yerlerdeki yemekleri denemek istiyorum. Mesela Urla'nın enginarı meşhur. Enginar deneyelim. Çünkü tamam. Buzluk da var. Ha şey, kendin yapacaksın. Ha tabii. Okay. Atılacağım ortalığı. Bu ekşini alırsak. Ben bir yerde yiyeceğiz zannettim. Hayır tabii ki de. Ben yapacağım. Tamam. Karaburun nesi meşhur bilmiyorum ama Çeşme Ot Festivali'nden kaynaklı otlularımız da var buzlukta. Öyle bir şeyler yaparız. Olur olur, çok tatlı olur. Hadi bakalım. Ben de puanlarım. Şöyle bir evin olacak. Bir tane de Vespa'n olacak. Tamam. İtalya sokakları gibi. Evet. Burada güzelleşmiş bu arada. Hı-hı. İşte o montlar bu montlar diyormuşum. Çok şey, uzaktan bakınca ağaç çok şey durmuyor mu ya? Kocaman. Kocaman. Tam evin yanında. Çok güzel gözüküyor ama. O kadar çok geliyorduk ki biz bu denizaltı kafeye. Abim evlenme teklifini burada yapmıştı. Hadi falan. Ya. Evet. Zaten böyle Urla yazdığımızda direkt fotoğraflarda da burası çıkıyor. Yani şey, denizaltı çok meşhur zaten. Bu sahil yolu da çok meşhur. Ama tadilata denk geldik. Yol yapımı var. Yoksa araçla da buradan giderdik böyle kıyı kıyı. Evet. Ama maalesef. Yazı hazırlıyorlar galiba buraya. Muhtemelen. Çakamak'a yazı 3 ay kaldı, farkında mısın? Bahar yani. Yani şey, hani bahar gibi zaten. Ocak, Şubat, Mart sonrası bahar evet. Zaten. Orada bir otobüs görüyorum. Urla Belediyesi Spor Kulübü otobüsü. Çok tatlı gözüküyor camları. Evet. Gel yakından bakalım. Gel bakalım. Yalnız kartondan yapılmış gibi duruyor otobüs. Sence? Her an düşüp bozulacakmış gibi. Kartondan yapılmış. Tenis gibi. Kordu var. O zaman kavak yerlerinde Efe'nin abisi polisti. Hatırladın mı? Evet. Karakol. Ben bugün sizi geçmişe götüreceğim. Kavak yerlerini yad ediyoruz şu evet. Anda. Bir şey söyleyeyim mi? Dizinin hiçbir anı canlanmıyor kafamda. O yüzden sen söyle bana. İşte şurası karakol. Bizim anımız şöyle. Ben ikizim. Bir de ben bir aralar Keremcan fanıydım. İşte 2010'lu mu 2005'li yıllardım artık hatırlamıyorum. Bizim bir fan klubumuz vardı. Keremcan fan klubu. O ekiple toplanmıştık. Kavak yerlerini ziyarete gidiyorduk işte. Tam böyle koşturuyoruz. Bulduk çekim yerini diye. Seti alanına daldık. Yönetmen bağırdı, dedik kesin kesin. Sonra bizi böyle tuttular, attılar. O yüzden hiç unutmam burayı yani. Sonra fotoğraflarınızı çıkartıp bunlar içeri bir daha girmesin diye. Biz sazımızı alamadık. Şimdi çeşme altından çıkıyoruz. Araçlı yolu yürümeye başladık. Buradan da Urla Sanat Sokağı'na gidelim dedik. Bir kahve içeriz. Burası çok güzel bir yol. Belki gelmişsinizdir ama. Yani özellikle bu yoldan geçmek için çabalayan kişiler de var çünkü atmosfer çok keyifli burada. Biz de ilk defa yürüyoruz. Değil mi? Evet, evet ben ilk defa yürüyorum. Yani hep uzak mesafede hiç gözümüz kesmiyor evet. İşte. Yani ben birkaç kez şu arada bir yol var. Yine böyle ağaçlar dizi fotoğraf çekimi için biz çalıştığım firmayla oraya gidiyorduk. O kadar. Başka yok. Çok güzelmiş. Evet. Hep çok tatlı olmuş. Boyamak çok mantıklıca değil mi? Çok tatlı duruyor. Evet. Hepsine de değişik desenler çizmişler. Çok yakışmış. Gideceğiz dedik ama çok başaramadık. Dolmuşa bindik. Yürüyormuş gibi yapıyoruz şu anda. Ne yürüdük ya oğlum? Sorma. Ne yürüdük ya? Ya bu ağaçlı oldu. Şey, sonu gözükmüyor ki yolu. Bak. Şeye geleceğimiz konuma baktık. 50 dakika gösteriyordu. Yürümedik, dolmuşa bindik. Yapacak bir şey yok. 5 minut mu atmışız değil mi? Evet. Belki dönüşte yürürüz. Bakalım yüzüyorken nasıl değişiklikler olmuş burada balık. Bence çok değişmiş. Bence de. Restoran çok açılmış, öyle duydum. Vegan restoran. Yani vegan menüsü olan restoranlar açılmış. Onları belki ziyaret ederiz. Olur. İrmik Hanım'a pastacılık eğitimine getirmiştim beni. Evet. Evet Bolu, pasta yapmayı öğrenmiştim. Evet. Çok da güzel olmuştu pastam.
burada danışmanlık verip likörlü çikolatalardan yiyip yiyip kafayı bulmam. Gerçekten. Çok güzel. Hepsinin tadına bakacağım diye. Çok güzel. Biz yapamaz mıyız? Sen yaparsın. Bir şey de sen yapma artık. Bana bak şimdi sen onu yapacağına Tuncay'la Buket zaten doğru. Öyle kaşık çatal yapıyorlar. Doğru ya. Hiç gerek yok. Doğru söyledin. Arkadaşlarımız yapıyor zaten. Onlardan almak daha mantıklı. Şimdi Urla'nın Malgaca pazarını gezmeden de olmaz. Gelmişken küçük bir tur yapıyoruz hep birlikte. Buraya girmedim galiba ben hiç ya. Girdik. Sen gerçekten şu anda korkutuyorsun hiçbir beni. Hiçbir tezim doğru çıkmaz mı ya? Buraları da gezip karavana dönebiliriz diyorum. Tamam. Akşam sadece olacak zaten, yemek yeriz. Olur. Pazar alışverişimizi yapalım mı? Buradan taşımasak olmaz mı ya? Yürümeyeceksin ki zaten. Belki yürürüz yarısına kadar geldiğimiz gibi. İyi tamam. Oradan alırız. Çok orada taze gözüküyorlar da. Alalım istersen. Bir bakalım, yürüyelim. Avokado alalım. Bize şöyle bir baca çıkışı lazım. Nasıl bir olur? Bak. Ha. Nasıl bir baca? Arkasındaki. Merhaba toparlak. Merhaba. Burası Urla'nın minik çarşısı mı? Galiba yani işte. Yoksa aşağı tarafta mıydı çarşısı? Yani bence burası çarşıya benziyor. Bence de. Her şey var çünkü basın çeyizi falan diye. Doğru bilmişiz. Tarihi Arasta çarşısıymış. Burası meşhur sırana bir fırınmış. Sırana, ekmek alalım dedik. Hazır mıyız market alışverişine? Evet. Eksiklerimizi alalım artık eve gidelim. Elim ayağım titriyor çünkü. Evet, ben çok acıktım ya. Tuzlu mu geldi? Hı? Tuzlu mu geldi? Hı-hı. Anlayamadım deyip 5-6 tane yiyormuşum. Alalım mı biraz, ister misin? Olur. Ama senin Almanya tuzlu ellerim çok dolu. Evet, şimdi Urla çeşme altındaki evimize gidebiliriz. Deniz ne kadar sakin. Bence günün en güzel saatleri. Nasıl bu kadar kirlendin? Anahtar sende. Mükemmel. Bak, güneş ışığı lazım bize bu. Tamam mı? Görüyor musun? Bunu güneşle konuşalım. Bak. Bak. Bak şimdi. Baksana ya. Bu şaşalı hayatı ben seçtim. Anlamıyor musun? Şimdi hızlıca bir içeriği toparlayalım. Yola çıkma halimizdeyiz. Evet. Hipnoz olmuş gibi. Her taraf dönüyor gibi şu anda. Dursun evladım. Evet babam. Sen konuş. Etrafı toplayalım. Hı hı. Gün batımı da yaklaşıyor. Evet, soframızı kuralım, yemek yiyelim. Evet. Sonra hani Urla etrafında nerelere gidebiliriz vesaire, bunların planını yaparız. Tamam. Gün bizim günümüz balım. Evet.
Bu arada kahve eğitimiyle ilgili evet. konuşmak istersen evet, seni dinleriz. Hemen, 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 hemen bir saniye. Bir dakika. Kahve üzerine eğitimler vermeyi uzun zamandır istiyorduk zaten. Bunu da haberdar etmiştik sizi. Ya tam anlamıyla böyle eksiklerimizi gideremediğimiz için ona hazırlık yapamamıştık. Ama şimdi geçen gün Merve dedi ki hadi artık ya hani bir hareket dedi. Bir eğitim falan buna girelim artık dedi. Yani tamam. Karavanda kahve eğitimi ben dış gözden düşününce çok hoşuma giden bir şey. Ve bizi çok heyecanlandırmıştı evet. zaten bu fikir ilk düşündüğümüzde ya mükemmel olmaz mı diye düşünmüştük. O yüzden karavanda eğitim diye konuşmuştuk. Şimdi artık tamamız. Ekipmanları da, malzemeleri de hepsini ayarladık. Artık burada güzel güzel eğitimler verebileceğiz. 16-23 Ocak tarihleri arasında düşünüyoruz karavanda kahve eğitimi. Üçüncü nesil teknikleri anlatacağız. Mesela siz evinizde bir takım ekipmanlara sahipsiniz ama iyi bir kahve demlemeyi çözemediniz diyelim. Bilmiyorsunuz değil de araştırdınız ama çözemediniz. Ona yardımcı oluyoruz. Hani iyi bir kahveyi nasıl demleyebilirsiniz evinizde? Bunu öğretiyoruz. Üçüncü nesille ilgili bilgi aktarıyoruz. Hani ekipmanları gösteriyoruz bunlarda. En azından bir kahve cehennemizde de aklımızda fikir oluşmuş oluyor. Öyle. Ya biz bir taslak liste oluşturduk. Neye dair böyle eğitimler, içerikte neler var, ücret nedir diye. Hı hı. Instagram'dan bize yazarsanız biz direkt o listeyi size yollarız. Hı hı. Tek İzmir'de olmayacak. Bundan sonra evet. gezdiğimiz tüm noktalarda böyle bir şey dönüştürmüş oluyoruz evet, artık. Evet aslında bu biraz talep doğrultusunda gelişti. Benim bir önceki firmalarda çalıştığım konumumdan dolayı hani eğitim vermeyi düşünmez misiniz diye böyle birçok talep oluşmaya başladı. Biz de sonra Merve'ye düşündük ki neden olmasın? Sonuçta hani bu işi yapıyoruz profesyonel olarak. En azından da insanlara bilgi aktarımını sağlarız. Zaten karavanın iç dizaynını da birazcık hani kahve kısmı, kahve satarız şey ne bileyim tatlı Merve mutfakta bir şeyler yapar, onları satarız diye dizayn ettiğimiz için bence güzel bir şey olacak bu. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle hissediyorum. Yani karşılıklı beslenebileceğimiz bir durum olacak. Hoş olacak ya. Yani 2 saat diye planladık. İçeriği de bence güzel tuttuk. Dolu dolu bir eğitim olacak. Hem siz mutlu hem biz mutlu. O şekilde bir eğitim planlaması yaptık. Detaylar için siz bize ulaşabilirsiniz. Evet tabii. Ben menajerliğini yapıyorum şu an huzurun. Aynen öyle. İçeriği toplayıp yemeğe girişelim. Evet. Yola çıkacağız diye hemen her şeyi böyle atıştırıyoruz ya. Durduktan sonra hemen böyle biz bir alanı bir gezelim. Dışarıyı. Hiç içeriğiyle ilgilenmiyoruz. Geldiğimizi toplarız diye. Şimdi ben toplayacağım. Merve de yemek yapacak. Sonra da aklımda çok güzel bir film var. Onu izleyeceğiz. Onun öncesinde rotamızı planlayalım. Hani kıyı evet. kıyı nereler. Ha, doğru onu yapacaktık. Evet hani Urla'dan sonra işte nereye gideceğiz? Karaburun. Tamam. Oradan Buldur vesaire. Hani nerelerde konaklayalım? Nereleri görelim? Mantar yapıyorum. Evet. Benim sevdiğim. Tamam. Ben de mumları yaktım mis gibi. Evet ellerine sağlık. Öznur suyu doldurmayı unutmuş damacanayı. Su bekliyoruz. O yüzden ilk yemeğe geçemedim. Çorba yapacaktım. Şimdi en azından ikinci yemeği yapalım dedik su gelene kadar. Üzgün müsün? Sessizliğimi koruyorum şu an. Korusun tabii sessizliğini. Geceyi soruyorsunuz. Gece annemde. Ya biz bu arabayı vizeye hazırlama sürecinde hem karavanın içerisinde yorulmasın istedik. Sanayiye gir çık. Bir de zaten gece annemin eline doğmuştu. Bize gelene kadar da 2-3 ay annem bakmıştı geceye. Şimdi onlar hasret gideriyorlar. Bize dedik hani sanayide kapı açılıyor, kapanıyor vesaire. Hem kaçmasın hem de bir zarar görmesin istedik. O yüzden şu an mutlu mesut annemde. Hiç merak etmeyin. Bu koku beni mahvetti. Ya ben çok merak ediyorum artık ne olacağını. Kekik biberiye, sok biberiye, sarımsak da yağ ile, biraz yağ ile özleştiriyorum. Şimdi bunları atacağım içine. Bu gelirse de tarhana yapacağım. Gelecek birazdan. İstiridye mantarı dünyanın en güzel mantarı olabilir mi? Olamaz. Daha denemediğimiz bir sürü mantar çeşidi varmış. Selçuk abiyle buluşursak. Evet. Türüf müydü? Evet. Ve pek çok şey yani.
Hava bayağı soğuk. Soba yakmakla uğraşmadık açıkçası. Bir de onu da almayı unuttuk. Evet. O da var. Hani bir iki tane var ama yetmez besleme için. Ve bastonumuzu açtık. Bir hata verdi. E8 kodu. Evet. Sen düzelttin herhalde onu. Açtım kapadım. İki tane vurdum. Tırgı sürdü. Aynen tak tak tak. Şu an üflüyor ama yine de soğuk. Şey bujilerin ısınması gibi bir şeymiş o hata kodu. Açtım kapadım. Şu an o hata kodunu sürekli veriyor bu arada. Ama sıkıntı yani şey açıp kapatınca normal şeyine dönüyor. Ben mantarımı biraz köri sosu yapmak istiyorum. Tamam ben de seninkinden tadabilirim ama değil mi? Tadabilirsin ama çok fazla yiyemezsin. Yulaf sütüyle mi yapacaksın? Evet. Tuz. Mantar da olmak üzere. Oy. Su da gelmedi. Evet ya. Teslimat tarihinden epey geçti. Suyumuz gelmedi. Yani 1,5 saat sonra arayıp su yok dediler. O yüzden elde kalan malzemeler makarna vardı yarım paket. Hemen mantarın üstüne attık. Böyle çok az bir suyumuz vardı. Onunla birlikte özleştirdik. Köri sosu yaptık. Üstüne kattık. Böyle artık. Ne çok buldum güzel yemeği kokuyor. Oldu bu. Çok güzel kokuyor. Bakalım tadımlar mı güzel olmuştur. Ay. Hava çok soğuk. Hava buz gibi. Yemekten sonra biraz çıkıp yürüdük. Ama dır gibi donduk. Hemen eve geldik. Sonra arkadaşımız geldi Onur. Onunla vakit geçirdik. Ama artık bu sıcacık yatakta uyumak istiyorum. Ve basto iyi ki var şu an. Evet. Ve basto mükemmel bir buluş. O yüzden şimdi yatağa seriyorum ve uyuyoruz. Sabah da artık bir tane çekirdek aldık, kahve çekirdeği. Onu deniyoruz. Evet, bugün yol anıyla geçti. Hı-hı. Birazcık da buraları gezmiş olduk. Evet. Yarın detaylıca ne yapacağımız artık karar verir. Hı-hı. Ona göre rotamızı oluştururuz. O zaman yatağa seriyorum. Hadi. Yeni videoda görüşürüz. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kapıdan soğukluk çıkmasın diye şunu kapıya serdim. Burada bile kurtarıyorum gördün mü? Hadi bizim de.